Divan hoş geldiniz arkadaşlar. Çin'de ilk defa TFT oynuyoruz. Team savaşları oynuyoruz. Takım savaşları oynuyoruz. Kimi alacağım kimi alacağım çok fazla fark etmez ama ben bir nişancı ayı olan bir adam baktım bulamadım. O zaman kimi alalım kimi alalım şu Pyke'a doğru gidiyorum ama. Neyse Pyke'a gidemeyeceğimi anlayınca Braum aldım. Maksat 2 seviye olsun. 2 altın olsun. Braum sanıyorum tek başına döver bunları. Bazen bazı şeyleri kaçırabilirim arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlk videoda söylemiştim. Önümde bir liste var böyle hangi itemleri birleştirseniz hangisi olur diyerekten hani çünkü alt tab falan yapmak istemiyorum. Bilmediğim şeyler, hatırlamadığım şeyler olabilir. Daha hani LoL'de biliyoruz onu ben Çince oynasam bile hangi adama hangi item kasılır fikrim var ama veya rünler olarak ama burada bir fikrim yok çok fazla o yüzden bakacağım. Çok güzel nişancı ayı geldi. Buradan da bir şey daha düşerse harika olur ama düşmese de bile güzel. Braum kardeş bugün keseceksin mi? Yavaş da olsa kesti en azından. Bu ikisi olunca ne oluyordu? Aynen statik oluyorum. Statik ADC'ler için güzel. Şöyle aldık şunu. Şunu satıyoruz. Şunları da aldık. Statik direkt verebilirim ben. Tristana'ya. Yani Tristana çok çok dandik bir şampiyon değil. Çok efsane de değil ama. En azından erken seviyede bu 3 vuruşuyla baya baya yalan edebilir. Erkenden de ultisini atması güzel olur. Şu anda zaten bu savaşı kazanacağız. Kazanmamamız için bir şans yok. Ama şu 3 seviyeden sonra, aşama 2'ye geçtikten sonra işimize yarayacak yani bu item. Harika. Çok güzel, çok güzel. Bir item daha düşürmüş olduk. Her birinden bir tane item alsak çok güzel olur. Benim yaptığım taktik arkadaşlar genelde kombolara yönelmek değil. Şampiyonların seviyelerini arttırmak hızlıca. Buradan bakıyoruz şöyle şöyle yaptık. Nidalee aslında benim sevdiğim şampiyonlardan ama bunlar 2 seviye geliştirmek istiyorum. Ne diyorduk? İşte hani benim yapmak istediğim genelde şampiyonları 2 seviyeye ulaştırmak, ondan sonra 3 seviyeye ulaştırmak, oradan sonra ufak ufak kompozisyona ilerlemek ama birçok insan var baştan yordle çekerse mesela atıyorum 2 tane 3 tane şey bulmuş. Seviye 2 Tristana yapmış. Güzel de itemları var. Ben buradan yürüyeyim falan diyor. Ha, bunu unuttum bak konuşurken seviye atlatmayı. Neyse burada kaybetmeyiz nasıl olsa. Hani ben onlardan değilim. Hangisinin daha çok işe yaradığı konusunda da kesin de değilim. Ama ben bunun mükafatını çok fazla aldım. Güzel bir item daha. Bu ikisi birleşince ne oluyormuş? Şu Antin Kuntin item oluyor. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok ona. Bir Darius daha. Tristana 2 oldu. Gayet güzel. Yanına kimi verelim? Onun Darius'u da verebiliriz. Ha bu adam 2 oldu. Tamam bu da çok güzel. Oo bu da 2 oldu. O zaman şöyle. Tamam şu an çok güzel bir başlangıç oldu bizim için. Graves en güçsüz şampiyonlardan birkaç tanesinden bir tanesi. Ben Fiora sevmiyorum, Graves sevmiyorum. Bunların yanında işte Aatrox sevmiyorum falan. Ama Tristana ve Kha'Zix bayağı taşıyıcı rollerinde. En iyi olmasalar da bile işte onlara yakın adamlardan bir tanesi. Burayı rahat rahat alırız. Hiç zorlanmadan. Varus belki anca onu keser ama bir ulti güzel. Şu an benim durumum bayağı iyi. Bir Fiora da alalım. Altınımızı boşa tutmayalım burada. Faiz olayına ben şu bench'i doldurduktan sonra gitmeyi planlıyorum. Gidiyorum hep. Bu sefer de planım o yönde. Bir Fiora daha. Bir tane de bundan. Level atlatabilirdim aslında ama bence şu anda gerek yok. Bir tane de Lucian alalım. Lucian neydi? Lucian hem soylu mu bu? Aynen Lucian hem soylu hem silah. Silahşör. Bize soyluya gidemeyeceğiz. Silahşörümüz var mı? Silahşörümüz burada yok ama silahşör kombosuna gidilebilir sanıyorum. Kimler silahşör diye hatırlayamıyorum şu anda. Neyse. Önünde silahşör listesi de var. Onda ben bakayım bunlar savaşırken. 3 kişi var karşıda. Sadece Kha'Zix'in seviyesi 2. Onlar da bir şey yapamaz. Silahşör. Dedin 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 dedin. Graves. Graves silahşör mü? Graves silahşör. Ona da 2 tane silahşörüm varmış benim. Ben bunu 4 yapayım o zaman. Aynen 4. silahşör için ya Gangplank lazım. Aynen Gangplank bulursak alalım. Gangplank'e yol şey yapalım. Illusion Gangplank yapalım yani. Buradan bu adam güzel, bu güzel, bu güzel. Bu turn'den sonra artık para biriktirmeye başlayacağız. Benim aklımda hala böyle
Belki ya şans olursam Gangplank ve Lushing Ace'i kaçırmak istemiyorum. Arkada bunları güçlendirmek istiyorum ama o zamana kadar da hani sırf bu adamların var diye şey yapmanın anlamı yok. Ha, bunu da koyalım unutmadan. Biraz önce unutmuştuk. Bunun yerine de şunu alalım. Şu an tekli bir sürü adam var. Bunların hepsini satabiliriz biraz sonra. Yani demek istediğim yine ben hala normal adamları seviye 2 yapıp 3 yapacağım komboyu düşünmeden. Ama kombodan da çok fazla hazır yani elimizin altındaysa da kaçırmak istemem. O yüzden Lucian ve Gangplank'i tutabilirim. Daha sonradan yeri gelince de Misfortune'da değiştirebiliriz. Güçsüzlerden birini mesela atıyorum Graves'i falan değiştirebiliriz daha sonra. Onu satıp bunu aldık yerine. Kha'Zix'e bunu verebilirim ama şunu değil başka bir item daha. GP olsa belki burada düşünebilirdim. Şu an 100 puandayım ben. 2 kişi var 100 puanda. Ne kalırsa artık bize muhtemelen mavilerden mavi mi mor mu bu bilmiyorum. Renk görüyorum ben biraz. O yüzden hangisi bilmiyorum. Onlar bize kalmaz. Kalırsa Pyke güzel olur veya Ahri güzel olur. İkisinin de item'ı güzel. Pyke alanında. Morlardan da kalacak gibi sanıyorum. Aynen kaldı. Mor kim alsak? Sonra Aatrox'u aldık. Benim yerim hangisiydi ya? Bu değil mi? Aynen. Şimdi bu ikisini birleştirince güzel item olarak şey var. Şu 5 saniye havaya kaldırma var. Benim sevdiğim itemlardan bir tanesi. Aatrox bir git sen de bir yere bakalım bir. Yora bir 2 oldu. Kimi satsak da Kha'Zix alsak. Bir kişi daha satabilirim ben şu anda bu durumda. Öyle yaptık. Sanıyorum ben Grace'e vereceğim bu item'ı. Çünkü Grace'de öyle çok item deneyeceğimi düşünmüyorum. Bu turnik bir işe yaramayacak ama bir sonraki seviyede işimize yarar. Bu adamın canı 100 olan iki adamdan biriymiş bu. İki adamdan biriydi. Ama biz onu da yendik. Bayağı hasar vurduk. Kaça düştü? 94'e mi? 92'ye düştü. Bu kadar güçsüz bir adam sanıyorum hep güçsüzlerle karşılaştığı için böyle olmuş. Şimdi Graves'in üzerindeki item güzel. Ben seviyorum çünkü bakalım buradan bir şeyler alabileceğiz mi? 5 saniye boyunca bir kişi oyun dışı kalmış oluyor. O da gayet etkili. Bir bunu aldık. Buna gitmeyeceğiz. Buna da gitmeyeceğiz. Buna da gitmeyeceğiz. 3 gold. Belki bir ihtimal Ahri'yi satabilirim oyunu kazanırsak. Aynen Ahri'yi satabilirim gerçekten. Bir sonraki şeyi atlayacağız, level atlayacağız ya da şeylerden sonra da atlayabiliriz. Kayacılardan sonra da atlayabiliriz. Bakalım şu turn'ı bir oynayalım da kime karşı. Kolay olacak gibi sanki. Item olmayan iki tane iki seviye adam var. Onu bir indirebilirsen. 3 ve 2 şu anda o da öldü. Tamam gayet güzel. Tek başına alamaz. O zaman Ahri'ye bay bay dedik. Lucian'ı hala tutuyoruz. Zor günler için, gelecek için. Bu Boom'un canı çok az, parası çok az, adamı da yok. Bu kötü oynamış. Şanssız herhalde refresh mi yapmış, ne yapmış, sayfa yenileyip durmuş galiba. Şimdi buradan Kha'Zix'ten bir tane daha 3 seviye olmaya çok yaklaştı Kha'Zix. Eora'yı tutabiliriz ama öncelikle şunları bir şöyle yapalım. Şöyle dursun. Bunu biz buraya koyarsak buraya atlar mı acaba? Diye düşündüm bir an. Bir bakalım onu da denemiş olur. Sola koyulan adam suikastçı arkaya atlıyor mu acaba? Bir tane daha Kha'Zix gelirse çok efsane olur ya. Ne yapacaksın? Doğru yere mi atlayacaksın? Aynen güzel. Çünkü ben bazen buraya koyuyordum bu sola doğru atlıyor ve kayacılarda hiç işe yaramıyor. Şunu kestik. Grace'i sola almak lazım bir dahakinde. İyi, iki tane item. Bunları birleştirince şey oluyor değil mi? Rabadon oluyor. Rabadon belki Kha'Zix'te işe yarayabilir. Seviye 3 yaparsak. Aynen Kha'Zix'te kullanabilirim. Hasarını artırabilmek adına. Çok da iyi olur. Bakalım. Pyke güzel. Dursun burada hala. Nidalee hala ısrarla tutuyorum ama. Oo. Oo dedik de niye olmuyor?
Hala bir tane eksikmiş. Ben şurada dur. Bunları değiştirelim. Nidalee sana güle güle. Zed'dir, Grace'dir. Grace alalım. Grace'i geliştirebiliriz. Kimi satsak? Lucian mı? Lucian mı acaba? Bu satmamız gereken adam yoksa... Sen de bir gün nasıl olsa değiştireceğimiz için o yüzden şu anda tutmanın anlamı yok. 3 seviye nasıl olsa olmayacak bu adam. Bu son benim 4 kişi oynadığım yer. Burayı keseriz herhalde. Değil mi? Hani herkeste bir tane adamım item var ama. Tamam, onun patlaması çok iyi oldu. Bu adamın Garen'in kesmek lazım bir önce. Tamam, güzel. Harika. Şimdi 5 kişi olduk. Canımız hala 100, çok fazla gelir alıyoruz ve bu geliri arttırmak istiyorum. Ondan sonra 50'ye ulaştıktan sonra can kaybetsek de çok büyük sorun değil. Nasıl olsa gelirimiz sürekli devam edecek. Şaka gibi ya. Almadık. 44. Bu turn'ı böyle geçsek mi acaba? Var mı böyle yapabileceğimiz çılgın bir şey? Bir kişi koyacağız yere. Bunu alacağız. Sanıyorum en güzeli böyle. Aynen. Böyle iyi. Hadi be, bir tane daha Kha'Zix. Biraz önce nasıl sevinmiştim son Kha'Zix geldi diye de. Yanlış olmuştu. Bu 3. sıradaymış. 85 canı olan bir adam. Böyle baktığımızda efsane güçlü görünmüyor. Pyke'da sadece kırmızı buff var. Keseriz herhalde biz kırmızı olan adama. Biraz can çekebilsen iyiydi. Hadi abiler. Öldük. Öldük. Çok fazla. Hiç kimseyi kesemedik bile ya. Çok fazla vurdu. 80, 15 vurdu adam. Güzel adamları var. S tier adamları var. Bu S hani yüksek seviye anlamında söylüyorum. S de olmasa da A'dır yani. İş yapan adamları. 50 canı ulaştık ve bu adam gelmeye devam ediyor. Pyke'a sanırım bay bay diyeceğiz burada. Lucian'a da diyebiliriz ama. Lucian'ı tutalım ya. Şöyle olsun. Sanıyorum bunu da böyle geçireceğiz. Çünkü buradan şu an benim sayfayı yenileme şansım da yok çok fazla. O yenilgiyi almasaydık harika olurdu. Kim geldi bu sefer karşımıza? Güçlülerden biri mi? En güçlü mü bu? Yok. Nerede bu? Ha, bu Endan değil mi? Yani can olarak en az ama bütün parasını harcamış. O yüzden yine de güçlü olabilir. Giderken yani o da yendi bizi. En kötüye de yenildik arkadaşlar. Biraz önce demek istediğim buydu aslında. Can 100'e gelince ondan sonra yenilseniz de olur. Çünkü paranız artık şey oluyor. Refresh yapabilme şansınız oluyor. Sayfa yenileme şansınız. Bu iki turn yenildiğimiz gerçekten kötü oldu. 5-6 altın fazladan alırdık kazanabilsek. Kime gitsek? Lucian var burada. Ama ben item istiyorum. O yüzden Draven almalarını engellemek için Draven alabiliriz veya şey almalarını. Hani gidelim hem satarız hem item'ını alırız. Onlar da seçmek üzere seçtiler. Haydi bakalım gidelim. İyi, main geldi ama main ne kadar işe yarar? Hiç işe yaramaz yani şu durumda. Hala Vayne geliyor. Of, Vayne. 5 tane Vayne geldi son iki şeyde. Varus. Bir Tristana daha. Warwick hiç gerek yok şu an Warwick'e. Ben bunu seviyorum ama şunları alacağız öncelikle. Seni aldım ama birazdan satabilirim. Abi son anda gitti ya. Adam 3 seviye yapıyorduk. Oyun başladı. Neyse bu sefer böyle. Burada kaybetsek de çok zor olmaz ama umarım kaybetmeyiz. Ya da kaybedersek de az canlı kaybedelim. Alıyor muyuz? Aldık gibi sanki burayı. Ve şunu yaptık. Ben burayı aldık. Sanırım. İyi, güzel. Tamam. Şimdi 3 seviye bir Kha'Zix'imiz var. Yanına bir tane daha Graves koyabiliriz. Ve bu adama şunu verelim. Bu biraz kopsun. Fiora güçlendiriyoruz. Lucian var. Fiora'dan fedakarlık yapabilirdik ama Fiora dursun. Ya da şöyle de yapabilirmişiz. Bir tane daha bunu aldık. Şimdi Lulu'yu o tarafa bir yere koyabiliriz. Lulu mu Graves mi? Graves'in buff'ı olduğu için ben şu anda Graves istiyorum.
Hatta şöyle de yapabiliriz. Bu adamların buff'ı var. O yüzden 5 tane 6 5 tane değil mi? 5 kişinin buff'ı var. O yüzden güzel. Seni satacağım kanki ben. 2 kere vurma şansı var çünkü bu şampiyonların. Hadi 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 hadi. Yaparsın bir şeyler. Haydi kanka! Tamam, çok güzel. Gayet güzel. Seni satacağım ben. Şimdi bu boom. En kötülerden biriymiş zaten. Biz Kha'Zix'e devam edebiliriz aslında bu itemla. Miss Fortune da olabilir. O yüzden biraz bekletiyorum ben bunu. Lulu'ya da buradan çaktırmadan gidiyoruz. Bir tane daha Lulu'muz oldu. Fiora. İki de Fiora'mız oldu. Bir de bu oldu. Bunu şöyle değiştirelim. Şimdi işler çok çok iyi. Ben burada şu anda hiçbir şey almayacağım. Arka tarafımız çok iyi. 2 seviye ve 1 seviye adamımız var. Kurtlar zaten, kurtlara kaybetmeyeceğimiz garanti neredeyse. Bu seviyeye atlayınca da bir adam daha koyacağım ben. Bu Lulu olabilir. Harika ya. Tamam. Bunlar muhtemelen stackleniyordur böyle. Birleşiyordur umuyorum şeyleri. Vurduğu adam şu an tacklenecek resmen Kha'Zix'in. Fiora. Gangplank. Gangplank. Gangplank'i koyduk ama bir şeye bakacağım ben şu an. Bir saniye arkadaşlar. Bunu dördünü yapınca burada yazıyor mu acaba? %50 şans diyor ama 2'den 4'e çıktığında acaba ne değişiyor ya? O konuda çok emin değilim ben. Onu da bir oyun sonrası falan bakayım. Siz de eğer yorumlarda yazarsanız 4 tane silahşör birleşince ne oluyor? 2'den bir farkı var mı acaba? Kazanıyor muyuz, kaybediyor muyuz? Şu an neler oluyor burada mesela? Tamam, bunu da yendik, bunu da yendik. Bunu da aldık, bunu da aldık. Tristana'ya bir tane daha hız verebiliriz. Ama ben acaba bir ihtimal böyle Lucian arkadan pata 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 Lucian gelir mi diye düşünüyorum. Ama verelim ya. Şimdilik fena gitmiyoruz. Katarina güzel Lucian aldık. Yenileyelim. Buradan işimize yarar Grace var. Grace'in yerine kimi alabiliriz? Lulu'yu mu göndersek? Bunu mu göndersek? Lulu mu bu mu? Lulu mu bu mu? Dedik görüşürüz Lulu. Görüşürüz Lulu dedik, bir daha Lulu geldi. Görüşürüz Lulu dedik, bir daha Lulu geldi. Görüşürüz Lulu diyoruz, Lulu gelmeye devam ediyor. 60 altında kaldık. Kim gitti havaya? Kassadin gitti. Katerina'yı indirmek lazım bir an önce. Katerina'ya o şansı bırakmamak lazım. Katerina'yı indirin arkadaşlar. Katerina tamam güzel. Of, arkada Draven'a bak. Draven 2 itemli Draven var. Kesti mi bu adam bizi? Keser mi? Draven'a erkenden ulaşmak lazım diye ulaşamadık. Lulu bitmiş de eğer Lulu'yu devam etseydik ama belki de sattığım için şans çok arttı. Buradan alacağım bir şey yok. Bir tane daha. Seni değiştirelim. Bu güzel. Bir Gangplank daha. Kim istemiyoruz? Şu an yapacak bir şey yok. Gangplank ya da Riv, şunu attık ya. Sonra bakarız artık ona. Tristana kaçırdım. Aman tanrım. Çok büyük üzüntü oldu. 3 seviye Tristana olacaktı. Nasıl üzgünüm. Neyse, moral bozmayalım. Burayı da kazanırız herhalde. Kazanır mıyız? Bir ulti daha. Ah be. Nasıl yaptım bu hatayı? Buna o özellik koymaları lazım ya. Bazı oyunlarda var ya böyle parlıyor falan. Bu adamdan sizde var diye falan gösteriyor. Kaçırmayın diye. O çok yani... Küçücük bir şey ama çok fazla etkiliyor. Burada şimdi bizim 3 seviye... Miss Fortune alabiliriz. Miss Fortune önemli. Fiora var ama Fiora'yı sattık biraz önce. O yüzden gerek yok. Ben Miss Fortune peşindeyim.
Miss Fortune almazlarsa alacağım. Fiora'yı o zaman, Fiora'yı tamamen satacağım eğer öyle olursa. Ha, Miss Fortune'u da aldık. 5 tane bu silahşörümüz olacak bu durumda. Korsan'a da gidebilirdik aslında ama çok geç şu an. Ne yapıyorsun lan? Şimdi Fiora gelmeye devam ediyor biz sattıkça. Klasik bizim oyunun çıldırtacağını devam ediyor. Bu da gelmeye devam ediyor. Lulu da gelmeye devam ediyor. Buradan bir şey yok hala. Graves geldi. Graves'i birini satıp Graves almak lazım. Fiora satacağız yine belli ki. Draven güzel ama şu anda Draven'lık bir kompozisyonum yok ya benim. Ben hala oyunu alabileceğimi düşünüyorum ya. Birazcık şanslı olmam lazım. Birazcık da o Tristan'ı kaçırmam tabii ki çok büyük etki etti. O çok fazla özlü. Zaten şu an seviyem yüksek. Onu bulma şansım düşük. Ah Vayne, ah Vayne. Biraz fazla para harcayacağım o sefer. En azından bir tane adam akıllı bir şey gelsin ya lütfen ya. Tamam. Nihayet buldum. Biraz geç kaldık ama olsun. Biraz da fazla para harcamış olduk. Bunu kazanırsak Boom'a karşı. Boom'un da canı azmış. Bizim Kha'Zix bekleneni veremiyor gibi sanki. Tamam güzel. Alır mısın sen onu? Bir kayıtlarsan alırsın sanki. Tamam güzel. 40 altın. Draven'a gitsek mi? Blade Master bir tane var. Öbüründen yok bile. Burada kalsın 49 altın. Birini satacağız. Birini satmaya da biliriz. Gerek de olmayabilir. Şunu ben şöyle değiştireceğim. Buradan daha fazla yarar sağlamak istiyorum. Buradan bir tane item düşürebilirsem çok güzel olur ama... Fiora'yı yalan edeceğim ya sırf bu gold istediğim için. Zaten Fiora şu andan sonra artık kullanacağım bir yerim yok. Miss Fortune'u şuraya alabilirim, atacağım skill'lerden dolayı yararlı olabilir. Güzel. Canı şu anda Tristan'ın çok fazla var ve bu cana yüzdeyle vurduğu için ben kullanmak istedim. Bu da geldi. Harika. Lan katamata gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Böyle mi yapsak? Bu zaten arkaya doğru zıplayacak ama öyle tutalım. Takımım şu anda güçsüz aslında ya. Bir tane Gangplank falan güzel olurdu. Değiştirebilirdim şu Graves'le. Ya da Graves'le 3 seviye yapsam o da harika olurdu. Kana susamış olsun hadi. Sana da kana susamış verelim. O adam ne vurdu arkadan? Çok vurdu yala bu adam. O adam baya baya yalan etti. 24 canım kaldı arkadaşlar. Bundan sonra gold'u düşünmenin hiçbir anlamı yok. Full yenileme. Hatta önce bir seviye de atlayabilirim belki. Ne diyorsunuz? Önce şu seviyeyi atlayalım ondan sonra bakalım. Katerina gerek yok. Buradan hiçbirine gerek yok. Buradan bunlara gerek yok. Buradan Gangplank. Gangplank tamam güzel. Ve şu saçma bonus geldi ama artık onun için çok geç. Burada bunlara gerek yok. Ölmem herhalde bu turda. Şu an bana bir Miss Fortune daha çok iyi olurdu.
Aldık mı burayı? Aldık. Aynen. Aldık mı dedim ama. Tamam aldık aynen. Boom da oyuna veda etti. Biz şu anda 3. sıradayız. 5 kişi kaldık. Muhtemelen galibiyet şansımız hala var. Diğer adama bakmak lazım. Onun da 3 şeyi kalmış. O da birinden dayak yiyor. Adam dondura dondura kesti. Garen Nar. Nar güzel şampiyon da. Şu an bu kompozisyona girebilecek yeri var mı? Emin değilim. Bir alalım bakarız. Gangplank daha aldık. Bir Lucian daha aldık. Var. Bir Graves daha. İyi. Graves 3 seviye oldu. Harika oldu bu. Tamam, çok güzel. Bu biraz mutluluk verici. 15 altınım kaldı. Altın konusunda sıkıntılıyız. Ama biz bu adamı da aldık. Ona da hoşça kal demiş olduk. Bak kaç altın çıktı? 4 altın. Harika. 20 altınımız oldu böylelikle. Ben belki narı falan satarım diye düşünüyordum ama hiç ona gerek kalmadı. Şimdi burada benim ihtiyacım olan şey ne var? Katerina dur. Bunlardan hiçbirine ihtiyacım yok. O zaman Enivi alalım. Hem parasını alırız hem de satarız. Onu da Tristana'ya veririm bu şekilde. En azından daha fazla, daha hızlı atabilsin skill'lerini. Nerede o? Hadi görüşürüz. Lucian. Bir Lucian daha kaldı değil mi? O da geldi. Harika oldu. Şimdi bunun yerine bir kişi daha koyabiliyoruz biz de. 10 saniyem daha var. Nar mı koysak? Ben bunu koydum. Yani olay tamamen şu bonusu var falan filan diye ama yoksa nar çok daha mantıklı tabii ki. Şu anda ikinciye karşı bir savaş vereceğiz. Alır mıyız? Verir miyiz? Lucian'ın item yok, o biraz kötü sadece. Bizim adam çılgın attı. Çok iyi. Onda canı az kaldı. 20 altın. 23 oldu burası. Bana tek ihtiyacım olan aslında nar ya şu anda. Miss Fortune şöyle yapabilirim ben sadece. Sen nasıl olsa şey yapıyorsun kanka. Şöyle yapalım. Bu adamı artık 3 seviye yapamayız. Bunu da 3 seviye yapamayız. O yüzden dursun burada. Biz level atlayalım. Bir tane başka adam koyarız yeri geldiğinde. Bu en güçlü adam. Bakalım buna karşı neler yapabileceğiz. Tristana'yı korumak lazım. Tristana'nın hasar yememesi lazım. Tristana. Bir Draven var şu anda. Tamam, onu da aldık. Kaç vurduk bilmiyorum ama çok fazla vurduk. ...23-25. Burada para harcamayalım. Ondan sonra buradan gelirle beraber kaç olacak? 5-7-9 daha gelecek. 34. 34-4-4-4-4'e bilersek 8 kere. 8-4-32. Bir seviye atlarız ama... 38 atlayamayabiliriz. Bilmiyorum, matematiğim yetmedi şu anda. Bakalım. Sonraki adam da önemli, kimi koyacağımız. Çok at falan olabilir mesela. Ben şu an tek istediğim buradan bir tane item. Öldük neredeyse yala. Tamam, güzel. Bunu Tristana'ya verelim. Aynen, 2 gold'um kaldı.
Biraz hatalı oldum. Keşke matematiğim yetseymiş. Önce bir level atlardık. Bir oyun daha oynadık. Öyle yapardık. Şimdi bir sonraki oyunda bir tane daha adam koyma şansımız olacak. Bunu kombolu olarak, kombolu şekilde düşünebiliriz. Kim, nedir bu? Yordle mı bunlar? Aynen, Yordle'mış. Bir tane daha Yordle düşünebiliriz. Mesela şöyle yapabiliriz. Bunu ben bir sonraki turn'da alacağım için. Yordle bonusu şu anda buradaki en iyi bonus. Belki Wild da güzel olurdu ama ona gerek bile kalmadı. O kadar vurduk ki. Ben bakamadan resmen... Az biraz bilgiyle Çince bilmeden oyun kazanabiliyorsunuz arkadaşlar Çin'de. Çinliler çok kötü falan. Çinlilerle alakası yok da ben biraz sonlarda iyi şanssızdım. Oyunun başında güzeldi. İyi gitti orada durumlar. Bu oyun sonu ekranı Çin'de hiçbir zaman açılmıyor. O yüzden şey yapmaya gerek yok. Sonda bakamayacağız. Yakın zamanda sanıyorum. Şu anda ben videoyu çekerken salı günü 5 burada. Sizde saat 12 şu anda öğlen. Yarın yeni güncelleme gelecek. Umuyorum Çin'e de ranked gelir, dereceli gelir ve güzel bir şekilde ben de en azından yüksek seviyelere çıkmak için çabalarım. Şu sıralar bana LoL'den daha fazla, normal oyundan, Sihirdar Vadisi'nden çok daha fazla keyif veriyor bu oyun. Umuyorum siz de bu şekilde keyif alırsınız ki ben de daha çok bu videolardan atarım. En azından istemezseniz de kendim oynarım. Arada bir haftada 1-2 atarız. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki normal oynanış videosunda veya bir sonraki taktik savaşlarında, hikaye oyununda, hikaye videosunda veya ne bileyim o tarz herhangi bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.